olan sevginin pek çok ifade biçimi var. Ama ilahiler bu duygunun en gür bir biçimde vücut bulanlarından biri belki de. İlahi kelime anlamı olarak Allah'a ait olan demek, kutsal demek, mübarek demek. Ama lügat anlamının dışında, yani sanat olarak ise bizim dini musikimizin, bilhassa Türk din musikisinin en çok kullanılan, en genel, en yaygın olarak kullanılan bir formudur. Allah'ı övmek, ona dua etmek, en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu sürekli tekrarlamak amacıyla yazılmış ilahiler, halk edebiyatının en manevi unsurlarından biri. İlahi, Allah'a ait olan her şey ilahidir ve Allah'ın olduğu, Allah'a ait olan her şeyde Cenab-ı Allah'ın her yerde olduğu gibi onunla beraber her yerde zikredilebilir, her yerde okunabilir. Bunu sadece bir mevlid törenine hasretmek, bunu sadece kandil gecelerine hasretmek, bu bizim kendi kültürümüze ve Cenab-ı Allah'ın ismi şerifinin geçtiği bir dini musiki formu olan ilahilerimize yapılabilecek en büyük haksızlık olur. Allah'a yakarmak için farklı yollar arayan ve bulan insanoğlu, dinsel şarkı olarak tanımlanabilecek ilahilerle ona biraz daha yaklaşmayı deniyor yüzyıllardır. İlahiler, inanan bir varlık olarak insana çok eski zamanlardan beri eşlik eder. Dinlerin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkmış, inananlar ona önem atfetmiştir. Aslında her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Tabii bunun sonucu olarak farklı ilahi biçimleri de. Cenab-ı Allah'ın emirleri de ilahilerimizin konusuna girer. Mesela namaz, mesela oruç, mesela hac, mesela zekat, mesela sadaka. Mesela yani emirlerinin haricinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi. Bizzat kendisi. Bununla beraber Peygamber Efendimizin doğumu, bununla beraber mesela ahlaki etik kurallar da Cenab-ı Allah'ın ahlaki emirleri de ilahilerimizin konusuna girmektedir. Mesela sabır. İlahilerimizde en çok işlenendir. Mesela tevekkül en çok işlenen. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bu artık tevekkülün son raddesi olan, son derecesi olan tefviz makamıdır. Dolayısıyla ilahilerimizin korusuna Cenab-ı Allah, ilahla ilgili, Cenab-ı Allah'la ilgili her şey ilahilerimizin konusuna girmektedir. İlahiler din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Hatta pek çok dinde ilahi söylemek bir tür ibadettir. Allah sevgisini haykırmak için yazılmış şiirler olarak ilahi kuşaktan kuşağa aktarılır. İlahilerimiz konularına göre sınıflandırılmaktadır. Çünkü ilahilerimize dikkat ettiğimiz zaman bakıyoruz Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili ilahilerimiz var. Hac'la ilgili, kurbanla ilgili ilahilerimiz var. Peygamber Efendimizin doğumuyla ilgili eserlerimiz var. Dini musikimizdeki ilahilerin mahiyetini ve sınıflamasını hicri aylara göre yaparız biz. Mesela Peygamber Efendimizin doğumu 12 Rebiül Evvel'dir. Ve Peygamber Efendimiz'in doğumundan başlamak üzere Peygamber Efendimiz'i öven, onu metü sena eden, ona salatü selam getirilen ve onun doğumunu, güzelliklerini anlatan bütün eserlere biz Rebiül Evvel ilahileri deriz.
İslamiyet'te ilahi bir şiir türü olarak başlangıçtan bu yana önemini koruyor. Arapça ve Farsça ilahilerin yanı sıra Anadolu'da Türkçe yazılan ilahilerse nadide bir yer kaplıyor. İlahi yazmış şairlerin en meşhuru kuşkusuz Yunus Emre. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu dörtlüğüyle başlayan Yunus Emre dizelerini kim sevmez? Şol ya da aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. Dile geldiğinde kim duygulanmaz? Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. İlahilerde müziğin tüm makamları kullanılır. Toplu halde okunmak için bestelenmiş ilahiler cumhur ilahi olarak anılır. Zaten solo ilahilerde koronun söylediği bölüme de cumhur denir. İlahiler okundukları yer ve zamana göre cami ilahisi, tekke ilahisi, Ramazan ve Muharrem ilahisi, Mekke ilahisi, Kadir gecesi ilahisi gibi adlarla anılır. Dini musikimiz tekke ve cami musikisi olarak ikiye ayrılır. Bilhassa cumhur ilahiler tekke musikisi kısmında işlenmektedir ve icra edilmektedir. Cumhur ilahiler zikrullah'ta, zikrullahın başında bütün dervişan toplu bir şekilde kelime-i tevhid zikri çekerken bilhassa cumhur ilahi olarak o kelime-i tevhid zikrinin ritmine uygun olarak topluca bütün yine dervişan tarafından, zakiran tarafından okunan ilahiler cumhur ilahidir, toplu okunan ilahidir. Ama camide mesela cumhur ilahi olarak doğrudan böyle bir biçimimiz, böyle bir formumuz yok. Ama camide de toplu olarak cemaatle beraber okunan ilahiler vardır. Bazıları herkesin kolayca ezberleyip tekrarlayabileceği türden basit ve melodik parçalar belki ama incelikle işlenmiş ve yorumu ustalık isteyen pek çok ilahi de var. Ve hepsinin amacı bir, Allah'ı övmek, ona yalvarmak. Allah sevgisiyle insan sevgisini kavuşturan şiirler olan ilahiler kendine has besteleriyle dile gelir. Bektaşiler kendi tarikatlarıyla ilgili ilahilere nefes, Aleviler nefes, deme ya da değiş derler. Aynı tür şiirlere Mevlevilerde ayin adı verilir. Tarikat ayinleri sırasında ya da ayinin ardından dervişlerin topluca ilahi okuması kadim bir gelenek olarak yıllarca sürmüştür. Ama Cumhuriyet'le birlikte tekkelerin kapatılmasıyla son bulmuştur. Günümüzde ise ilahiler, kutsal günlerin, mevlid törenlerinin ayrılmaz birer parçası olarak tüm canlılığıyla yaşıyor. İlahilerde önemli olan ilahilerin içerisindeki mesajdır. Çünkü bu ilahiler tasavvufi edebiyatımızın ürünleridir. Yani Allah dostlarının Femi Muhsin'inden çıkan nutku şeriflerdir. Yani yüce bunlar konuşmalardır. Bunlar Cenab-ı Allah'ın ilhamıyla onur. Dolayısıyla bizde İlahilerde önemli olan, altını çiziyorum, güftelerdir. Muhakkak onun taşıdığı bir mesaj vardır. Hah, şimdi gelelim asıl noktaya. Biz müzikle ne yapıyoruz? Biz müzikle bu mesajı ulaşılması en zor olan insanın kalbinin derinliklerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani müziği biz burada araç olarak kullanıyoruz. Ama burada asıl amaç ilahilerin içerisindeki o güzelim mesajlardır. Millerle yüz yüze oturduk hep diz dize.